Rotamız Karadeniz. Bizi bekleyin. Geçsin de gelmesin bir daha ayrılık hiç. Mevlam sakınsın seni her türlü gözden. Samsun'dayız. Öğlen namazını Samsun Büyük Cami'de kılacağız. Bu caminin özelliği Selçuklular zamanında yapılmış çift minareli bir cami. Namazını burada kıldığımda camideki en dikkatimi çeken özellik caminin aşırı derecede serin olmasıydı. Acaba şöyle düşündüm, hani Selçuklulardan kalma bir cami, mimarisinde kullanılan taşlardan dolayı mı bu kadar serin? Ama sağıma soluma baktığımda her pencere kenarında bulunan klimalardan dolayı bu kadar serindir. Her ne kadar tarihi de olsa teknoloji her yerde. Şu an Ordu'dayız ve sahil yolunda yürüyoruz. İstikamet teleferik. Evet, gezerken şunu fark ettik. Ordu Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürü kimse tebrik etmek gerekiyor. Ellerindeki elemanı kesinlikle bahçıvanı kaybetmemeleri gerekiyor. Çünkü adam ağaçlarla her türlü şeyi yapabiliyor. Bir tarafta aslan. Fil görmek için Afrika'ya falan gitmenize gerek yok. Hayvanat bahçesine de gitmeye gerek yok. Adam çalışmış. Kesinlikle 10 numara. Ve devamında deve kervanlarını görüyoruz. Evet, şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Numara tıkanmış durumdayım. Bas gitsin. Ordu sahildeyiz. Geçenki videomu hatırlıyorsunuz. Pembe kayalıklarda çekmiştik ve o zaman demiştim ki keşke imkan olsa ve sürekli dünyayı gezebilsem, Türkiye'yi gezebilsem ama ne imkan demiştim. Hadi dünyadan vazgeçtik ama Türkiye'yi gezebilsek demiştik. Herhalde canlı gönülden istedik ki duamız kabul oldu. Ve şimdi neredeyiz? Ordu'dayız. Evet, Ordu'da geldik, tezgahı açtık. Denize baktığımızda Sakarya'dakinden, Karasu'dakinden çok da farklı değil. Bildiğimiz Karadeniz her zaman dalgalı, her zaman hırçın. Yavaş yavaş yükseliyoruz ve acaba binmese miydim diyorum. Korkunç bir şey ya. Resmen insanlar oturuyor bile üstüne fındık toplamışlar ki biz düz ovada fındık toplamaya üşeniyoruz. Ordu'da gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden biri de Boztepe. Boztepe deniz seviyesinden 500 metre yüksekte eşsiz bir manzara. Yeşille mavinin buluştuğu mükemmel bir yer. Deniz kenarından teleferik ile çıkıyorsunuz ve buraya geldiğinizde müthiş bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Evet, özellikle gelen insanlar burada fotoğraf çektiriyor, güneşin batışını izliyor, yamaç paraşütü yapıyor. Buraya gelmeden önce bu teleferiğe binebilmek için insan kalabalığı vardı. Amaç buraya çıkabilmek. Bir an baktığımda ben de korktum. Yok artık. Ya ben buraya gitmem ama sağ olsun dostum. İlla gideceğiz deyince gelmek durumunda kaldım. Yoksa ben çoktan pes etmiştim ama şu manzarayı görmek ister miydim? Emin olun görmek isterdim. Herkesin de görmesi gerekir.